Kasık ağrıları düşüke sebebiyet verebilir mi? Özellikle kasık ağrılarım çok alıyor diye gelen sorularımız var. Kasık ağrısı gelişim süresinde mi, sağlıklı bir dönem için mi iyi haber diyelim ya da sıkıntılı bir sürecin habercisi midir diye soralım. Kasık ağrıları gebelik döneminde özellikle ilk aylarda adet sancısı diye tabir ettiğimiz şekilde kasık ağrıları az veya çok miktarda olabilir. Bu normal olarak kabul ediyoruz bunu. Hani adet sancısı gibi. Genellikle hani bu soruyu yönelttiklerinde de evet ağrıların adet sancısına mı benziyor dediğimiz, evet evet aynen öyle diyorlar. Bunlar gebelikte gördüğümüz normal kasık ağrıları. Bunda herhangi bir beraberinde bir kanama gibi, lekelenme gibi bir durum eşlik etmiyorsa kasık ağrılarında çok bir problem yok. Ama tabii beraberinde bir kanama, lekelenme ve ciddi kasık ağrısı varsa bu bir düşük riskinin göstergesi olabilir. O zaman da tabii ki bir ultrason muayenesinden mutlaka geçmeliler. Eğer ultrason kontrolünde herhangi bir problem yoksa yatak istirahati, günlük yatak istirahati ve aktivite kısıtlamasıyla düşük riskinin önüne geçebiliyoruz. Veya işte biraz daha kanama miktarının artması veya düşük riskinin artmasıyla progesteron denilen bir hormonla önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama en önemli tedavi basamağı burada istirahat mutlaka. Sadece tuvalet ihtiyacınız için kalkın diyoruz mesela yataktan. Onun düşük haricinde, tehlikesini düşük tehlikesinde işte. Evet. Onun haricinde kalkmayın diyoruz. Cinsel ilişki kısıtlaması koyuyoruz mesela. Dediğim gibi ve progesteron hormonlarından faydalanıyoruz. Onun haricinde gebelik süreci ilerledikçe, bebek büyüdükçe, rahim kasılmaları ile birlikte gebeliğin her döneminde kasık ağrısı bir miktar olabilir. Fakat işte bu kasık ağrısının şiddetlenmesi veya yan ağrılarının olması, şimdi bebeğin büyümesiyle birlikte bir sürü organımıza, iç organımıza, bağırsaklarımıza bir baskı biniyor. İdrar torbamıza bir baskı biniyor veya böbreklere baskılar olabiliyor. Bu organlarda da değişikliklere sebep oluyor. Tabii ki doktor kontrolünden geçtikten sonra eğer böbrekler normal, herhangi bir problem yok, işte mide bağırsak sisteminde bir problem yoksa bir ölçüye kadar kasık ağrıları 9 ay boyunca genellikle yaşanacak problemler. Şey. Beklediğimiz problemler. İşte bir, içeride bir canlı 100, 30 gramdan 100 grama, 100 gramdan 500 grama kilolara ulaşıyor. Dolayısıyla da vücudumuzda değişiklikler oluyor. Bunun da tabii bir miktar kasık ağrısı şeklinde yansıması olabiliyor.